Merhaba. Merhaba. Hazırız değil mi? İkili planımız olacak mı? Ne gidiyoruz? İnşallah kıymet versiniz. Evet, il müdürlüğümüz ve adil kaynakamlarımızın destekleriyle burada kayvanı 120 saatlik bir eğitim pisti gibi halk eğitim merkeziyle birlikte burada çocuklarımıza 10 çeşit ürün üzerine uygulamalı olarak eğitim vereceğiz. Ben de amatörce ben çalışıyorum. Çok iyi bilmiyorum. Ama her defasında yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ve öğreniyorum. Dolayısıyla o fidanı sadece toprağa düşürdüğü, onun nasıl yetiştiğini, neye ihtiyaç duyduğunu, yani bitmişseniz, siz de gençlersiniz, büyüyorsunuz. Tabii siz de yetiştirmek için bakıma ihtiyacı varsa, o canlının da aynı şekilde bakıma ihtiyacı var. Onları şimdi bize yakın arkadaşlar da gösterecekler, bilmeyenler de öğrenecek. Her zaman bir bulunduğunuz yerde bir fidanınız olsun. Sebzenin ömrü kısadır. Bu da bir sezon. Ama fidanın ömrü. Onun için sebze de ekelim ama fidan da ekelim diyor. Evet, kolay gelsin bakalım. Sağ olun. Evet, neler yapıyoruz şimdi? Siz mimandarımız siz misiniz? Evet. Bastı. Buraya da ben de olur mu? Bakalım şöyle yapacağız, hesabını sıkıştırız herhalde. Şimdi damla sıram olduğuna göre kökeni sürmemeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle parmağını batırıp yuvasını aç şöyle. Ondan sonra koy buraya. Yaptığın orada etrafını kapatalım. Bir de sıkıştıralım kökten hava almasın. Doldur doldur iyice sıkıştır. Aferin. Etrafı iyice doldur. Şöyle şey. Doldur da tamam. Aferin. Şunları ekleyin, şuraya. Tamam. Kapat bakayım şöyle. İlk defa bir de diktim buraya. Evet. Toprakla uğraşmak güzel bir hobi. Teşekkür ederim. Tamam mı? Burada ürettiklerimizi satabileceğiz. Evet. Çok güzel bir birliktelik projesi oldu burada. Bizim burada köy muhtarımız kendi arazisinden iki dönüm kadar yeri tahsis etti. Burada hem sevgi ellerindeki çocuklarımız hem de engelliler derneğimizin organizasyonunda engelli kardeşlerimiz aileleriyle beraber geldiler. Bu iki dönüm alanda geleneksel tohumlarımızla beraber domates, biber, salatalık türü sebzeleri ekiyoruz. Burada ekilen fideler devamında büyüdüğünde bunları pazar yerinde tezgah kurarak buradaki çocuklarımız satabilecekler, kendilerine harçlık edilecekler. Hem bir taraftan da tarımsal üretimin ne şekilde gerçekleştiğini de öğrenmiş olacaklar. İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Kaymakamlığımız, Halk Eğitim Merkezimiz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle birlikte koordine güzel bir çalışma oldu. Bundan sonra daha da güzel çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Arkadan bak, arkadan gel de geçme.